CHP Genel Başkanı'nın bize mi saldıracaklar diyerek aklamaya çalıştığı YPG, 22 Temmuz 2019 gecesi sınır ilçemiz Ceylanpınar'a bir kez daha roket atmış, ikisi çocuk olmak üzere 6 kişinin yaralanmasına yol açmıştır. CHP tehlikenin hala farkında değildir. CHP, HDP, İP aynı zillete düşmüşler, zihnen, fikren, siyaseten iflas etmişlerdir. Özellikle CHP Genel Başkanı'nın Afyon Karahisar'ın Sandıklı ilçesinde dün yapılan CHP'li belediye başkanları çalıştayında yapmış olduğu konuşma amaçsız siyasetin çarpık bir numunesidir. Konuşmasının tek bir yerinde Türkiye'nin terör sorunundan bahsetmemiş, tek bir satırında karşı karşıya olduğumuz ağır tehditlerle ilgili görüş paylaşılmamıştır. Bu durum CHP adına ayıptır, utanç vericidir. CHP'ye oy veren kardeşlerime büyük bir haksızlıktır. CHP Genel Başkanı'na Amasya'dan açık soruyorum. Terörle mücadele hakkında ne düşünüyorsunuz? Hangi plan, hazırlık ve önerilere sahipsiniz? 22 Temmuz 2015'ten bu tarafa kaç şehit verdiğimizden haberiniz var mı? Sarımsağın %89, salçanın %90, çocuk bezinin %40 zamlandığını söylüyorsunuz da terörle mücadelenin artan maliyetlerini bombaya, mermiye, askeri operasyonlara harcanan paraları hiç duydunuz mu? Hiç hesap ettiniz mi? Sayın Kılıçdaroğlu, kuldan utanmıyorsanız bari Allah'tan korkun. Türkiye ateşten gömlek giymişken siz hangi yüzle konuşuyorsunuz? Mutfakta ateş varsa söner, söndürülür. Bugün az yediysek yarın çok yeriz. Bugün kaybettiysek kısa sürede tekrar kazanırız. Peki ağlayan analara ne diyeceksiniz? Omuzlarda taşınan şehit naaşlarına nasıl bakacaksınız? Bekamız tahrip edildikten, vatan ve millet elden gittikten sonra neyin ekonomisinden, neyin gelir azalmasından bahsedeceksiniz? PKK, FETÖ ihanetin açtığı derin yaraları, kazdığı dipsiz kuyuları nasıl kapatacağız? Bunu da soğan, patates, patlıcan istismarıyla mı tamir ve telafi edeceğiz? CHP'ye oy veren vatandaşlarım ellerini vicdanlarına koyup muhasebe yapsınlar. CHP Genel Başkanı'nın konuşmasının nesi doğru, neresi düzgündür? Türkiye yalnızca Suriyeli sığınmacılara 35 milyar dolar harcamışken, terörle mücadelenin faturası gün be gün ağırlaşırken, küresel tefeciler, ekonomik tetikçiler saldırdıkça saldırırken, Türkiye'nin aleyhine konuşmak, ekonomide tezviratlar üretmek adamlık mıdır, ahlaki midir, millilik midir, haysiyetli bir tavır mıdır? Milli bekamızın soğan kadar da mı değeri yoktur? Bu Kılıçdaroğlu nereye koşmakta, kimlere hizmet etmektedir? PKK'ya diyet borcu varsa söylesin, kurtaralım, kendisine omuz verelim. FETÖ'nün boyunduruğu altındaysa imdat desin, yardım edelim, elinden tutalım, düştüğü çukurdan çekip çıkaralım. Fakat Türkiye'nin tek adam rejimine geçtiğini söylemeye devam ettiği takdirde milli vicdanda mahkum olacağını, Türkiye düşmanlarına taşeronluktan insan içine çıkamayacağı günlerin yaklaştığını da CHP Genel Başkanı'na ikazen hatırlatmak isterim.